Hamaga salom, darslarimizni davom etamiz. Bugun biz sizlar bilan ZBrush dasturida turntable video tayyorlashni ko'rib o'tamiz. Buning uchun o'zimizga kerakli bo'lgan xohlagan bir modelimizni yuklaymiz. Men o'zim uchun boshqa modelimni, o'zim modellagan modelimni yukladim. Sizlar esa o'tgan safargi darsda sizlarga berilgan Venomning bosh modelini bosh modeldan foydalanishingiz mumkin. Xo'sh, bu modelni ochib olgandan keyin birinchi navbatda qiladigan ishimiz dokumentga o'tib, bu yerdan range bor. Shuni 0 ga olib qo'yish kerak. Keyingi navbatda movie ga o'tib, bu yerdan sizlarda window'da turadi, shuni document menu'da turadi, large ga olib qo'yamiz. Endi keyingi navbatda qiladigan ishimiz bu recording FPS 24 da shuni 30 qilib qo'yamiz. Normal videoni har bir sekundda olinadigan kadrlar soni bu. Shuni 30 qilib buni ham 30 bo'ldi mana avtomatik ravishda. Endi kursorni 0 ga olib qo'yamiz va bu yerda spin frames. Shuni 150 qilib bu yerda spin cycle 1 turadi. Va endi buni o'chiramizda overlay image'ga kirib, ZBrush dasturining o'zining logotipi chiqib qoladi hozir bizda. Shuni o'chirib qo'yish uchun bu yerda opacity bor. Shuni 0 ga olib tushib qo'yamiz. Shu holatda nastroykalar tayyorda. Endi bu yerning turntable'ni bosib kutamiz. Ozgina sekin ishlaydi, chunki kompyuter birinchi navbatda unchalik kuchli emas. Endi o'zingizlar bilasizlar, har bir sekund uchun 30 kadrni joylash uchun bu albatta har bir millimetrni aylantirib chiqish kerak. Mana tayyor bo'ldi. Endi yana movie'ga murojaat qilib bu yerdan play movie. Bu yerda hozirda ZBrushda logotipi o'chmadi negadir. Buni ham 0 ga tushirib qo'yamiz. Endi bu yerdan endi delete ni bosib qo'yishimiz kerak. Ta qilib bo'ldi mana o'chib ketdi. Endi mana bu yerdan yana turntable ni bosib kutamiz ozgina. Tayyor bo'ldi, yana movie'ga o'tib, berin play movie. Menda negadir hozir logotip o'chmayapti, sizlarda albatta o'chadi bu logotip, chunki hamma nastroykalarni to'g'ri qildik. Shunchaki menda dastur yuklanayotgan paytda xato yuklanib qo'ygan bo'lishi mumkin. Buni ham 0 ga tushiraylikchi. Ularni ham 0 ga tushirgan holatda yana bir bu yerdan delete ni bosib, yana bir marta turntable ni bosib borishingiz mumkin. Xo'sh, bu bilan bo'ldikda endi turntable movie shunchaki hali prezentatsiya qilgan paytlarda kerak bo'ladi. Xo'sh, ko'pchilik savol beradi, ZBrush dasturida render qilsa bo'ladimi? Bo'ladi albatta, lekin Maya, Blender yoki 3D Max viraylarda chiroyli render bo'lmaydi. Xo'p, ko'rsatib o'taveraman. Mana misol uchun
render bölümüde bu yerde BPR render pass var. Şunun şeyi kirlendi ve bu yerden BPR'ını basıladı. Ya ki bu yerden var. Bana render buldu. Çekerçesini render bulmaydı etkenimdik. Sağolcu bana yakınlaştırganımızda uca render buzuladı. Yakınlaştırıp bana bunu etkisi. Sağolcu. Bir yerden BPR verişten aldım. Bir yerde yorumlu nasıl ökeler var. Şunu bir doğrulasak. Şimdi render verip yürüyoruz. Ama şimdi. Şimdi sahne yıkımını renderlerini oluşturun. Yine render bölümü gördü. Bana bu yerde BPR render testte. Bu yerde fayda buladı. Shaded. Poz kalıcı. Bu yerde depth, çukurluklar, shadow soyaları görüşürüz mümkün. Hazır PSD formatta ya ki TIFF formatta saklayıp durup Photoshop'a alınadı bu. Photoshop'a her biri alıp durup bitti anakayı joylanadı. Bitti oranı joylayıp koyuladı. Yani şimdi çıralı render buladı. O sağladı, lakin ota sıfatlı render bulmaydı. Photoshop ile küçük işle birileri. Ular neyse ki yeni derslerde körü otanız. Hazırca shaded kekiri bu yerden misal için TIFF formatta Probojes olgu sahranet kılaylık. Sahranet kılamızdı. Bu oldu. Yani bunu paske düşürüp bunu çok beğeniz. Yani körümüzdü. Hazır şu halatta mana shunday holatda turadi. Endi chuqurliklari belgilangandan keyin bu yerda yaltirash effektlari paydo bo'ladi. U albatta Photoshopda ko'rsatib o'tiladi keyingi darslarda. Hozircha o'rganadigan narsalarimiz shu edi. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.